Bütçe Challenge serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Elimizde bir tane zarf kalmıştı. Tahmin edeyim mi ya da tahmin eder taklidi yapayım mı Ahmet? Tahmin eder taklidi yap bakalım. Bakalım acaba ne çıkacak içinden dersin. Ahmet, deret, deret, dere 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 dere. Tavuk. Yine harika bir, bu tavuk mu horoz mu tam olarak emin de değil. Çok güzel bir görsel. Teşekkür ederim. Google aramalarda kaçıncı çıkan mavi zarfımızdan tavuk çıktı. Ben de şaşkınlıktan öldüm. Evet, tavuk yapacağım. Peki kurallarımız neler? 30 lira veriyorum. Bir saatin var. Okey, 30 lira veriyorsun. Yağ da veriyorsun yanında herhalde. Yağ vermiyorum. 30 liraya içine yağ dahil mi olacak abi? Manyak mısın sen ya? Yağ vermiyorum. Tavuk. İstersen yine benden satın alabilirsin, sen bilirsin. Peki, 200 mililitre almam bu sefer ama. Tamam, 100 mililitre yağ alırım. 5 liradan alırım. 5 liradan alırım. Tamam mı? Okey. Çok soğuk yalnız hava. Ben bugün dışarı çıkamayacağım. İnternet üzerinden yapabilirsin. Okey, tamam. O poşetler sana ait yalnız. Poşetler benden. Poşetler senden. Gerisi benden. Tamam, bir sanal market açayım bakayım. O zaman ona göre sürece başlayalım. Haydi o zaman görüşmek üzere. Evet, bakalım Ahmet Efendi'nin verdiği harika bütçeyle bir şey yapabileceğiz mi? Şimdi öncelikle tavuğumuza bakalım. Evet, şimdi bunu önce bir en düşüğe şey yapalım. Nelerimiz var? Piliç dedik. Şimdi bu bütün tavukları aslında yapmayı gönül çok isterdi ama bir saatim olduğu için bütün tavuğu yapamayacağım. Elimizde bir tek piliç bonfile şansı kalıyor. Güzel, bunlar indirime girmiş. Şen piliç. Hadi bakalım. Ay, bu bile 1 kilo bile. Heh, şu daha iyi. Çünkü 1 lira 1 lira kardeşim. Bir sebze olsun yanında. O zaman patates. Şu hayatta patates gibi malın olsun. Tamam mı? Şöyle 700 gram atalım. Ispanak olsun lan. Hadi bakalım. Ispanak. 2.44 adedi. Okey. Kaç liralık olduk? 20 lira 27 kuruş olduk. 60 lira olmalı. Tamam. Şimdi ne yapacağım? 25 lirasını bundan şey yapacağım. 35 liralık üzerine gelecek çekimler için sipariş veririz. Okey. Önce soğan diyelim. Soğan dökme. Bir adet. Şöyle 300 gram soğan desek 20 lira 90 kuruşluk olduk. Bir de domates diyelim. Domatesi yarım kilo istesem, tamam mı? Ondan güzel bir sos yaparım. Neyimiz oldu? Şimdi tavuğu zaten ızgara yapıyoruz. Onunla alakalı bir şeyimiz yok. Domatesle sos yapacağım. Ispanağı kavuracağım soğanla beraber. Patatesi nasıl yapalım patatesi? Patates de püre olsun lan. Püre olsun patates. Süt. Peki. Süt. En düşük fiyat. (gülüyor) 24 lira 90 kuruş. Patates püresi, ıspanak, kavurma, tavuk ızgara. Üzerine domates sos. Tamam, 24 lira 90 kuruş oldu. Yok, hijyenik pede ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Evet, 15 liralık indirimle beraber 75 liraya tamamladık. Bunun sadece 24 lira 90 kuruşu benim yemeğime ait, geri kalanıysa gelecekteki çekimler için. Şimdi burada benim sevdiğim bir olay var. Garanti Pay ile ödeme yapabiliyorsun. Direkt. Tabi buraya poşetler de eklendi. Normalde ben markete kendi poşetimle giderdim. Sanal marketin kötü tarafı o. Şimdi bana bunun üzerine bir teslimat tutarı falan koydu. Onlar sayılmaz. Artık haberin olsun. Ödeme işlemi bonusa aktarıldı. Onaylandı. Bu tarafta onay geldi. Aynen. Tamam, siparişimizi verdik. Haydi bakalım, geçmiş olsun. Siparişimizi alınca çekime başlayacağız. Haydi bakalım.
Sanal market siparişimiz geldi. Tavuğumuz var, ıspanağımız var, sütümüz var, patatesimiz var, soğanımız var, domatesimiz var. 100 mililitreye 5 liraya Ahmet'ten satın aldığım zeytinyağı var. Bir de baharatlar var. Baharatları da artık bir zahmet tavuğumu lezzetlendirmek için kullanacağım. Baharatlar olarak nelerim var? Kekik, kimyon, tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve pul biberim var. Ben artık start'a basalım ve başlayayım. Başladık mı? Tamam, başladım. Şurayı toplasaydım da öyle başlasaydım bari. İşe tavukla başlayacağım. Maşallah burada da yani değil iki kişi, 3-4 kişilik et var. Ha bu da yani çok güzel bir gerçekten parça parça tavuk. Ulan resmen var ya, dolandırılmışız, haberimiz yok ya. Ya insan şunu tavuk bonfile diye satmaya utanır ya. Tavuk parçaları falan denir abi buna. Peki. 5. Tamam 5 parça, adam başı 5 parça yapacağım. Neyse bununla işimiz bitti. Şimdi bunları koyuyorum. 100 mililitre yağım var. 100 mililitre yağımla yarısını kullandım. Gerisini de tavuğu sotelemek için kullanacağım. Madem öyle, hiç aklımda yoktu ama sütün asidinden yararlanıp öyle bir marinasyon yapayım da biraz aklınız başınıza gelsin. Biraz wow olun. Yani yoğurtla marine ediyorlar. Şeyle niye marine edilmesin ki? Tuz. Toz biber. Pul biber, kimyon, kekik, hey maşallah kekiğin içinden dal çıktı. Kimyonu az koydum biraz. Izgarayı alana kadar, yani son bir 10 dakikada falan alacağım ızgaraya. Izgarayı alana kadar şöyle kenara marine etmek için koyuyorum. Evet, şimdi tahtamı zaten yıkamam gerektiği için şunu da şurada yapmak istedim. Bu ıspanaklar bayağı da topraklı bir ıspanakmış. Şöyle köklerinden koparıp kendilerini körpe ama topraklı ıspanak. Şimdi iki kere yıkayacağım toprağından arındırmak için. Birincisinde sirkeli su yapacağım. Şöyle bir bırakacağım 10 dakika kadar. Ondan sonra da duru suda biraz bekleteceğim. Falan. Şöyle biraz sirke koyuyorum. Patateslerim var. Patatesleri haşlamaya alacağım. Yine tuz ekledim. Üzerini kapatacak kadar soğuk su koydum. En yüksek ateşe aldım. Bütün bunlar sadece ve sadece 11 dakika. 11 dakika. Tamam, kaldı 49 dakika. İkinci olarak yine bir soğanımız var. Aslında basit bir marinara yapacağız. Marinara sos tarifi içinde. Şimdi ellerim dolu, kusura bakmayın. Şuradan infoya tıklayarak marinara tarifimize ulaşabilirsiniz. Ufak ufak kesmemiz gerekiyor soğanı. Tamam, soğanın geri kalanını da ıspanak için kullanacağım zaten. Üzerine çok çok az yağ. Yüksek ateşe koydum. Burada 3 tane mükemmel sezon dışı domatesimiz var. Çok acı bir gerçeği fark ettim. Ben aslında domates sos için bunu kullanacaktım. Neyse, önemli değil. Alırız bunu buraya hemen. Yani ocağın iki tarafını da kullanacağım çünkü. İyi de oldu. Memnunum yani.
Bunu da olabildiğince yüksek bir ateşe koydum. İyi canım, 40 dakika varmış da. Hey. Benim şu andaki tek problemim patatesin haşlanmaması. Onun dışında hiçbir problemim yok. Demin kullandığımız soğan kavurduğumuz tavaya tekrar bu sefer ıspanakla beraber kavurmak üzere soğan koyuyorum. Üzerine şöyle çoğunu koyuyorum. Evet, bu soğanın altını kapatıyorum. Burada her şey güzel gidiyor. Patatesin haşlanmasını bekliyoruz. Bunun olabildiğince suyunu kaybetmiş bir sos haline gelmesini bekliyoruz. İçine biraz kekik, biraz pul biber, hatta biraz daha kekik. Evet, burada durumlar böyle. Evet, gördüğünüz gibi ıspanağın ikinci suyu çok daha berrak. Toprağından kurtulmuşuz. Şöyle bir 5 dakika kadar beklesin bunun içinde. Ondan sonra soğanın üzerine alacağım. Şöyle bir kıyıp atacağım üstüne zaten. Yok, bu patates böyle haşlanmayacak. Patatese bir müdahale yapacağız şimdi. Çocuklar, bunu evde denemeyin. Çünkü patates çok sıcak. Şimdi daha ufak parçalara bölüyorum patatesi, daha hızlı haşlansın diye. Aslında şu şeyden, kesitten anlayabilirsiniz. Burası patatesin haşlanmamış tarafı. Sever misin ıspanak? Ispanak çok severim ya. Güzel bir meze ıspanak. Salatası falan, yani körpe ıspanağın salatası falan da yapılır. Şeyleri çok severim. Ispanaklı hamur işleri, değil mi? Pizzayı bile ıspanaklı pizza severim yani. Yatak da çok güzel oluyor ıspanaktan. Tabii. Onun özel bir sebebi var aslında. Ben de bugün onu kullanacağım. Normalde bu ıspanak yatağı falan hikayesi aslında servis ettiğin eti soğuk tabakta sıcak servis edebilmek için araya bir yatak yapmak. Yani etin sıcak durabilmesi. Yine inanılmaz bir bilgiyle Ahmet'i emeğiz dederek. İşte bu. Patates açtı. Zorlandım yani. Bunun bu kadar bir saatte zorlayacağını hiç düşünmüyordum. Patates biraz canımı sıktı ya. Bir türlü haşlanmak bilmedi, haşlanmak bilmedi. Haşlanmak bilmedi ama patates de patates be. Evet, bunu neden böyle yaptığımı anladınız değil mi arkadaşlar? Bak hala altından tütüyor dumanı. Ispanak tam istediğim kıvamda oldu bu arada. Şöyle bir ıspanak. Gerçekten çok güzel. Emin elime sağlık ya. Ispanak gerçekten çok güzel olmuş. 100 mililitre yağ demek ki yetiyor. Belki de daha yağlı yemek daha doğru. Yani marinara her zaman benim uzmanlık dalım biliyorsun ki.
Tavuk da gayet güzeldi. Tavuk işte yani. Yani normalde bir restoranda işte ızgara tavuk yiyorsun. Görüntü olarak inanılmaz iyi duruyor. Baksana şuna ya. Onun dışında diyeceklerim bu kadar. 50 dakika, 59 dakika 59 saniyede. Ve 59 talise de. Ne yaptım? Ben... Çok şükür bu challenge serisinin de sonuna geldik. Tek şey istiyorum. Abone olun. Abone olun, abone olun, abone olun. Ya istemiyorsanız da olmayın tabii de. Ya bu da emek kardeşim ya. Kıçımdan ter aktı yani. Kusura bakmayın da. Burada da 59 dakika, 59 saniye, 59 saniyesi de bitirdim yani. Bence daha iyi şeyleri hak ediyorum şu hayatta. Hadi. Yallah. Ispanak çok yoğun.